Arkadaşlar merhaba. 3 dakika çarşambanın bu bölümünde gamları nasıl çalışmalıyız, nasıl yaklaşmalıyız ve öğrenmemiz için, cümle kurmamız için hangi yöntemleri kullanmamız gerekiyor? Size birkaç ipucu paylaşacağım. Intro gelsin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki her tele 3 nota gelecek şekilde gam çalışmak biz gitaristlere çok kolaylıklar sağlıyor. Çünkü tek tel üzerinde 3 nota görmek çok daha akılda kalıcı. Bunları böyle çalışabilirsiniz. Ama şurada şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Size çok işinize yarayacak bir teknik olduğunu düşünüyorum. Bir kere bir gamda 7 tane nota olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bazı öğrenciler şurada yanlışlıklar yapabiliyor. Yani mesela atıyorum La Aeolian modunda ya da işte aynı şey La doğal minör gamında kaç nota var dediğim zaman tüm olasılıkların en sonuna kadar geliyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nota var diyorlar. Bunu tabi böyle değil. Bir gamda 7 tane nota oluyor. Ondan sonra oktavına gelip devam ediyorsunuz. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Başa döndük burada La. Bir kere 7 tane not olduğunu bilmemiz önemli. La Aeolian modunda mesela nasıl parmaklarımız? 1, 3, 4. Aşağıda 1, 3, 4. Bir aşağı geldiğimizde stretchli 1, 2, 4 yapıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. İlk iki teli bakalım önce. 1, 3, 4, 1, 3, 4 değil mi? Şimdi kök sesimi La notasını buradan alarak yapacağım. La, La. 1, 3, 4 parmaklarını buradan uygulayacağım. Tekrar La minör gamını yapıyor oldum. Yani ben bir solo'ya başlarken mesela direkt buralardan improvize yapmama gerek yok. Ya da doğru notayı buradan bulmama gerek yok. Oktavdan da aynı şekilde bunu yapabilirim. Yani siz La doğal minör gamını ya da La Aeolian modunu bunu tüm gamlar ve modlar için yapabilirsiniz. 1, 3, 4, 1, 3, 4 diye akılda tutarsanız oktavdan da bunu yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi devam edelim en yukarıdan. 1, 3, 4, 1, 3, 4 La Aeolian modumuz. Her mod için yapabilirsiniz. Yine söylüyorum bunu her gam için. Bir aşağı geldiğimizde 1, 2, 4 streçli yapıyoruz. Şimdi hep aynı paralelde parmaklarımız gördüğünüz gibi 5. perdede burada. Hep aynı paralelde iniyor. Şimdi neden böyle oluyor onu bir düşünelim. 4 akortlu, dörtlü akortlu gitar telleri mi, la, mi, fa, sol, la, la, re, la, si, do, re diye gidiyor. Tek bir şey haricinde o da sol, si, sol, la, si. Sol, si telleri. Şimdi durum böyle olunca her zaman solden sonra si atlarken bir perde yandan başlamamız gerekiyor. Şimdi burada nasıldı? 1, 3, 4 aynı pozisyonda 1, 3, 4 aynı pozisyonda streçli 1, 2, 4'tü. Şimdi ben bunu buraya taşıdığım zaman 1, 3, 4 yine aynı. Yine aynı. 1, 2, 4 buradan çalamam. Çünkü sol, si üçlü akortlu bir yandan yapacağım. Buradan da başlayıp la minör gamını çalabiliyorum. La Aeolian modunu ya da. Pozisyonları bu şekilde görün. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4 streçli gidiyorsa aynı şekilde sol, si de bir tane yana kaydırarak uygulayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar çalışırken hep böyle sırayla çalışmayın gamları. Varyasyonlar yaratın. Mesela hep atlayın bir tane gibi. Gibi. Atlayarak çalışırsanız o zaman çalacağınız cümleler, yaptığınız improvizeler, yaratacağınız sololar daha varyasyonlu olur. O yüzden hep farklı varyasyonlar denemeye çalışın bunları çalışırken. Gibi. Ya da daha da farklı. Gibi. Bu şekilde çalışırsanız size çok yardımcı olacaktır. Arkadaşlar umarım ders hoşunuza gitmiştir ve işinize yarar. Benim çoğu Skype öğrencim zaten bu yaklaşımları biliyorlar ve çok karşılığını alıyoruz. Gamları en yukarıdan görmektense bu şekilde ortadan da görmek, şema olarak görmek ve klavyenin başka yerlerinde uygulayabilmek çok önemli diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir başka 3 dakika çarşambada görüşürüz.